Şimdi geçelim iktidar tarafına. İktidar 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduktan sonra ilk kez bir seçim kaybetti. Özellikle mesela belediyeler anlamında baktığımızda da ilk yerel seçim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2004 yılında. Bursa gibi bazı kentler Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğundan beri Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminde orada da ilk kez değişim oldu. Yani aslında AK Parti ilk kez bir seçimden mağlup ayrılmış oldu. İlk değerlendirmede sebebi sonucu nedir bunun değerlendirmesi de? bugün yapılacak. 31 Mart bizim için bir bitiş değil. Aslında bir dönüm noktasıdır. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır. AK Parti 31 Mart seçimlerini ikinci sırada tamamladı. 2019 seçimlerine göre hem kazandığı belediye sayısı hem de oy oranı düştü. Türkiye genelinde 16 milyon 339 bin oy alan AK Parti %35,48'de kaldı. 2019'da 20 milyon 584 bin oyla %44,5 orana ulaşılmıştı. 5 yıl önce 15'i Büyükşehir 39 belediye kazanan AK Parti 31 Mart'ta 12'si Büyükşehir 24 ilde yarışı önde tamamlayabildi. Oy oranı %9 kazandığı belediye sayısı da 15 azaldı. Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mali idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesini bu sözlerle yapmıştı. Erdoğan partisinin merkez yürütme kurulunu da toplayacak. Hem oy oranında hem de kazanılan belediye sayısındaki düşüş kampanya döneminde doğru ve yanlış yapılanlar ve bundan sonra atılacak adımlar. Tüm bu başlıklar MYK toplantısında ele alınacak. İl ve bölge bazlı seçim sonuçlarıyla birlikte seçime katılım oranındaki düşüş de tüm boyutlarıyla ele alınacak.